indel hidadi. Bu yani yaz esnasında siyah elbise giymenin temeli nedir? Yani nereden geliyor? Nefekkiru fi tariqi fi tariqati hayatina ve kenna el vahidatu fil alam. Biz hayatımızın yolunu düşündüğümüzde sanki dünyada o biricik bir yoldur. Başka yol yok. Velakin حين نقرأ ونتعلم عن طرق الحياة والحضارات الأخرى başka medeniyet ve hayat yollarını böyle okuyup öğrendiğimizde tusibuna eddehşet ve faciatu, o zaman biz dehşete düşüyoruz ve aniden bu nasıl ya, bak yani böyle dehşete ve ani paniğe düşüyoruz ki yani demek ki hayat yalnız bizim hayatımızın yolu değildir. Başka yollar da vardır. Fe'inen nehzunu ala ey insani nelbesu ellibaz el-ezvelu. Herhangi bir insan üzerine üzüldüğümüzde biz siyah elbise giyiyoruz. Değil mi? Ve ke'ennehu şeyun tabi'iyun. Sanki bu doğal bir durumdur. Limisi hazır haleti. Yani bu yaz hali için, durumu için doğal bir şey olarak biz giyiyoruz. Ve maza yumkinuna en nelbese hayli zalike. Ha, yani bundan başka ne giyebiliriz ki? Hasan fil yabani ve sini yelbesu nasu fil matimi ellevun ebyada en nasi'a. Japon ve Çin'de insanlar böyle yazlarda yani böyle bembeyaz elbise giyiyorlar. Ve fi bazı eczai min Afrika yada'u sukanu el asliyun el elvan el hamra'e. Bazı Afrika yerlerinde, bölgelerinde oradaki sakinler, asli sakinleri evet el elvan el yelbisune el değil mi? El elvan el hamra'e, kırmızı renk giyiyorlar. Ala ecsadihim, bedenleri üzerine kırmızı giyiyorlar. Neden? Liddelaleti al-huzni. Bunlar da üzüntüyü ifade etmek için bu renkleri giyiyorlar. Demek ki yani sadece bizim hayatımızda seçtiğimiz yol tek yol değildi. Başka yollar da var. Evet. Oradasınız değil mi arkadaşlar? Alo. Evet hocam. Ha. Evet hocam, buradayız. Devam ediyoruz. Ve sebebu fi libasina el esved. Evet. Ve bi kulli basatin huve tal. Yani siyah elbiseler giymemizin nedeni tüm basitliğiyle budur. Şimdi gelen nedenlerden, gelecek durumlardan ötürüdür. Ne? Vufkan li tekalidina. حيث يعد اللباس الاسود الطريق المسلى عن الحزن. Yani bunlar geleneğimize uyulmak üzeredir ha. Biz geleneğimize uyuyoruz ondan. Neden? حيث çünkü يعد اللباس الاسود الطريق المسلى عن الحزن. Yani üzüntüyü ifade etmek için ideal yol siyah elbise giymek sayılıyor. Ondandır. Başka da şey yok. وحين ترى الناس في لباس الحداد الاسود يبدو شكلهم لنا حزينا وكئيبا. Sen böyle buyurun. Nasıl okudunuz? Nasıl? وَحِينَ تَرَى النَّاسَ فِي لِبَاسِ الْحِدَادِ الْأَسْوَدِ. Yani sen insanları siyah elbiselerin yastan giyildiğinde gördüğünde yebdu, görünüyor ki şekluhum lena hazinen ve keyiben. Onların yani şekillerini üzüntülü ve kederli olduğunu görünüyor. Çünkü biz onları yani siyah elbiseyle gördüğümüzde yani bir orada bir yas var, orada bir üzüntü var, orada bir keder var. لذلك من الطبيعي أن عد اللون الأسود هو اللون المفضل لباس الحداد. İşte bundandır ki doğal olarak biz siyah rengi sayıyoruz ki bu
yasın yaz için giyilen giyilmesi için seçilen renk olarak sayıyoruz. Değil mi? Velakin hel sebeqe leke ve tesaelte limaza yelbesun nasu libase hidale. Yani hiç önce yani senin aklına geçti mi? Ve hiç sen kendi kendine sordun mu? Neden insanlar bu siyah elbiseyi yaslan seçiyorlar? Neden? Bittabar feleysel levun el-esvedu fi vaktina el-hadir lit-ta'biri an hubbina ve taqdiri l-insan lezi mati. Tabii ki bu siyah renk evet günümüzde değildir lit-ta'biri an hubbina ve taqdiri l-insan lezi mati. Bu ölen insanların böyle takdir etmesi, onu sevgisinden ötürü ifade etmek için giyilen bir durum değildir. Tamam mı? Değildir. Velakin lede muhavvalete rucu'i ile usulü libasil hidadi. Fakat bu yaz elbiselerinin temeline müracaatten çabaladığımızda وصل المفكرون pardon yani ولكن لدى محاولة الرجوع إلى أصول اللباس الحدادي فقط yani bu yaz elbiselerin temelinin müracaat etmesi çabalandığında وصل المفكرون işte düşünürler ulaştılar ki ila icabatin müzhileti büyük ve şaşırtıcı cevaplara ulaştılar. Mesela fethiyabül hidadi tekunu adeten aksü siyabilleti nebbi suhafi hayatın yomiyeti. Bu yani yaz elbiseleri evet yaz elbiseleri siyah evet yaz elbiseleri tekunu adeten genelde aksu siyabillet elbisu fi hayatimiz günlük hayatımızda giydiğimiz elbiselerin tam tersi elbiselerdir. Yani günlük hayatta giydiğimiz elbiseler ayrıdır ve yazda giydiğimiz elbiseler ayrıdır. Ha farklıdırlar. Ha mesela evet ve bir tabirin ahire başka bir deyimle bir ifadeyle hiye nev'un min thiyab tenekkuri. Bununla bir çeşit yani tanınmaması ve görünmemesi için seçilen elbiseler. Tenekkür olur değil mi? Tenekkür nedir? Tenekkür kalıp değiştirmek. Kalıp değiştirmek var. Evet. Sadece o mu? Tenekkür, tebiri, kıyafet, kılıf değiştirmek, gizlenme, maske. Ha. Bence odur. Çünkü yani sadece yani kılıf değiştirme de olabilir ama asıl tenekkür bence yani böyle tanımamak böyle kılıf değiştirme değil mi? Evet, kılıf değiştirme, gizlenme. Ha. Güzel. Güzeldi. Yani mesela diyelim kadınlar mesela siyah elbise giyiyorlar değil mi? Çarşaf. Neden giyiyorlar? Tanınmamaları için. Değil mi? Evet. Ama mesela yasta giyiniyorsa bu da kılık değiştirmektir. Yani kendi yani halini, özündüsünü ifade etmek için kılık değiştiriyorlar. فَالْقُدَمَا كَانُوا يَتَنَكَّرُونَ yani tanımamaktır ha. Bak tanıma daha güzeldir. Bak fel kudama o eski yani eski insanlar değil mi? Kanu yetenekkerune minel arvahi elleti celebetil mevte litevviha değil mi? Celebetil mevte لتويا وخوفا من عودتها مرة أخرى.
eski insanlar kanu yetenekkerune min ervahin şerinetin. Min el ervahin. Yani böyle bazı ruhlardan kendini gizlemek için değil mi? Kendini gizlemek için o ruhlar ki celebetil mevte ölümü celbeden ruhlardan kendini gizlemek istemişlerdir. Ha litawiha tav nedir? Yani galiba aniden olsa gerek. Tav o mudur? Bir bakayım. Lugatta sanki aklımda kalan. Tav katlamak. Katlamak mı? Katlamış tav. Litevvi aniden hemen şimdi yapmak birden. Ne? Litevvi aniden evet. Aniden tamam. Aniden celbet el mevte litevviye aniden ölümü getiren celbeden ruhlardan kendini gizlenmek için bu elbiseleri giymişlerdir eski insanlar. Ve kavfen min avdetiye maratın uhra bir daha dönmesi korkusundan o elbiseleri giymişlerdir onları tanımasınlar diye. Ha. Ve lakin fi vaktin el hadir. Fakat günümüzde eskiden öyleydi. Günümüzde yetara alena hadis sebebu ba'iden cidda. Bu neden? Yani görünmemesi için siyah elbiseyi giymek yetara alena ba'iden. Yani bu neden çok uzak görünüyor ha? Çok uzak görünüyor. Bu neden? Yani tanımamak için siyah elbiseyi giymek bu neden? Çok uzakta görünüyor. Evet. Evet. Şimdi ve al-ragm min zalika buna rağmen fe inna najidu ennehu lada ba'd al-qaba'il bada'iyye bu ilkel bazı kabileler yanında buluyoruz ki ve fi ajza'in 'adidatin min al-'alami dünyanın çok sayıdaki parçalarda kıtalarda taqumu al-armalatu wal-aqaribu bu ermele şeydir. Yani bu dul kalan kadınlar ve akrabı akrabalar takumu ve lezine yemuttune bi sılatin ilel meyti. Ha, onlar ki yemuttune bi sılatin ilel meyti. Onlar ki yemuttune yani yattasilune bi sılatin ilel meyti. Herhangi bir nedenle ne mi yemuttune nedir yemuttune? Şeydir şey, yemuttune, mette yemuttu, ilişkili yanına kalır. Yemuttune, yemuttune değil ya, yemuttune, tu. Evet, tamam odur, benim aklımda odur, tamam. Nedir? Yemuttun, mana ilişki, alaka. Ha, yani yasilune, yattasilune. İlişki, alaka demektir. Ha. Mette yemuttu, evlilikle akrabalık bağı kurmak. Ha. İşte, tamam. Yani vellezine onlar ki yemutune bi sılati ilel meyti. Yani herhangi bir alakayla ölüye bağlantı olanlar işte taumu bi istidami cemii enva'i tenekkuri. Bunlar tanımamazlık tüm çeşitlerini kullanıyorlar. Ha. Ve fi ba'd al-ahyan bazı zamanlarda yakumu bitağtiyeti cesedil meyyidi bittini. Bu ölü bedeni kaplamak için de yani bunu çamurla onu tanımamaya çalışıyorlar. Ve yelbesune libasen taklidiyen minel aşami. Yani bu otlardan melek geleneksel elbiseleri giydiriyorlar o ölüye. وفي بعض القبائل الأخرى دير قبائل لنا تخط النساء أجسادهن باللباس الشفافي. بعض القبائل لنا بيان الله بدن لنا شق شفاف ألبسة لنا قبل يلا. ارتي يلا. لذلك فمن الممكن أن يكون لباس الحداد الأسود بو يص siyah yaz elbiseleri mümkündür ki aiden ila fikri takvif ve ibad el ervahi oraya dönebilir.
ila fikir tahvifi, korku ve ibadil ervahi ve ruhları uzaklaştırma fikrine dönebilirler, dayanabilirler. Yani o fikirden geliyor. Ev hatta ihtibai minha ve ondan gizlenmek için, o ruhlardan gizlenmek için o fikre de dönebilir. Evet. Şimdi vaktimiz var. Hanginiz okuyacak bunu? 10 dakika var 20'ye geçen. Evet. Yani hadi uzun, bu parça uzun değil mi? Uzun. Uzun. Yarısını ben okuyayım, yarısını Mehmet Şah Hoca okuyayım. Evet, tamam. Tamam, devam et. Limaza yücedu hunaka selasetu anvayn mineşşah. En için orada üç tür saçlar ve takıllar vardır. Bulunmaktadır. يتوقفوا نوع الشعر الإنسان على الميراسة وراثت yolu üzerine insanın saçı, saç türü duruyor. ولكن فقط ولكن السؤال المطروح هو فقط önerilen, ortaya atılan soru şudur. لماذا يوجد هناك ثلاث أنواع موروثة من الشعر؟ Soru şudur. Niçin orada kalıtım yoluyla üç tür saç bulunmaktadır. Bulunuyor. Üç tür saç bulunuyor. تختلفوا بنيت الشعر بصورة عامة genel şekilde, genel bir surette saçın bünyesi farklılaşıyor, ayrı oluyor. Bir nisbeti lil kainatil beşeriye, beşer varlıklarına oranla genel bir şekilde saç bünyesi farklı oluyor. Velakinne şekle şari, fakat bu saçın şekli ve levnehu rengi ve metanetehu sağlamlığı ve tarikatelet yazharu ortaya çıkan metod yolu maktamini ondan bir parçadır, kesittir. Tahtel miceri, bu mikroskop altında tahtelifu kalilen, o tel, saç teli yani mikroskop altında az bir farklılaşıyor. Ve lemma kanet hazil fevariku mevcudeten fi nemazice muayyenetin. Ne vakit ki bu belirli örneklerde bu farklar var olduğu zaman ve inne şa're şüphesiz o zaman saç yu'teberu min turuqil musla, ideal örnek metot yollardan sayılır, kabul edilir. Li taklidi irqi şahsi, kişinin kökünü araştırma, kökünü yerleştirmesi için, ispatı için. Yok, ve bir kelime de mutlaka. Nasıl? Bas. He? Taklide ne dediniz hocam burada? Taklidi irqi şahsi. Yani kişinin kökünün kesinleşmesinde, kökleşmesinde taklid. Taklid tespit. İşte karar kılması, tespit aynı manaya geliyor. Evet, doğru. Taklidi irqi şahsi, kişinin kökünün karar kılması, yerleşmesi ve bir kelimetin okuna başka bir ifade kelimeyle enne şa're lezi temtelikuhu, şahsın sahip olduğu bu saç, o saç ve kad verisethu minel ecdadi, onu dedelerden almıştır, varis kalmış. Yahmilu tabiye irkike, kendi kökünün mührünü taşıyor, tabiatını taşıyorsun, taşıyor daha doğrusu. Ve hunake orada selasetu tasnifatin reisiyetin li bünyeti şa'ri, orada saç bünyesi için ana üç temel, üç sınıf vardır. Üç temel sınıflandırma vardır. At-tasnifu l-evvel, birinci sınıflandırma, huve şa'ru l-kasiru l-ecadu, kısa ve kıvırcık saç. Aynen. Kısa ve kıvırcık. Ve huve, o da yud'a bişari sofiyi, o da yün saçı diye adlandırılıyor, şa'ri sofi diye adlandırılıyor. Ve yazaru l-makta'u l-ardiyu, o enlemesindeki parça, o enlemesindeki kesit görünüyor. Lişareti min hazen nev'i, bu tür kıldan, saçtan tahtel mijheri, mikroskop altında bir şeklin ihlileciyin, ihlileciyin bak bilmiyorum neden.
Neci helezonik olması. He? Bir bakayım, helezonik olabilir. Eliptik yani, eliptik şeklinde, elips şeklinde. Ha, tamam. Ya yumurta, hani dünya elips şeklindedir ya dünya. Evet, o şekilde. Tamam, evet, aynı o şekilde, yumurta şeklinde. Tam yuvarlak değil yani. Evet. Bir şekil ehlileceğin bir elips şeklinde, bir yumurta şeklinde. Ev bir şekil külye ya da böbrek şeklinde. Ve levnuhu esvedu fahimun, koyu siyahtır. Rengi esved siyah, fahimun koyu siyahtır. Ve huve eşşaru saidu, o hakim olan, egemen olan saçtır. Ledel uruqi su, o siyah ırklar, siyah ırklar kökler yanında. Bir istisnai erkeyni fakat iki. Sudan değil mi? Sudan'ın şey, Sudan ırkı. He, tabi aynen Afrika. Ha, aynen odur. Bir istisnai erkeyni fakat iki ırkın dışında. Ama tasnif-i sani, ama ikinci sınıflandırma, فَهُوَ الشَّعْرُ الْمُسْتَقِيمُ الْخَشِنُ Sert ve düz saçtır. Düz ve serttir. وَيَزَرُ الْمَقْتَعُ الْعَرْضِيُّ Onun enlemesi, parçası görünür. لِشَعْرَةٍ Bir saçı, bir kıl. مِنْ هَذَا النَّوْبُ çeşitten تَحْتَ الْمِجَ mikroskop altında bir şeklin müstedir, yuvarlak şeklinde görünür. وَلَوْنُوا اَسْوَدُ Rengi siyahtır. Dune istisnai, istisnasız rengi siyahtır. Ve haza bu da huve şa'rul ırkı es-sîniyi evl mongoliyi vel hunudil humri fil emriket emriketeyni. Diyor ki iki Amerika'daki kırmızı Hindi zenciler, zenciler yani Mongoliler ve Çin ırkının saçıdır bu. Onların özelliğini anlatıyor. Bu hunudil humri şeydir hocam, kızılderililer. Kızıl derler ya, evet. Bu bir dakika. Bu ve hunudul humri kızıl derili değil mi? Tabii. Evet, hunudul humri onlar işte. Tamam, güzel. Doğru. Ben fazla okudum, devam edin bu şeyden. Yok hocam, devam edin. Lütfen. Buyurun. Yok. Vallahi bitir. Kadir hocam, sen bunu bitir. Bu bitir, o yarın biz onun şeyini, telaffuzunu yapacağız. E tamam. Ve tasnif-i salisul işari. Peki şahs için üçüncü sınıflandırma. Huve şa'rul mutemevvic. O dalgalı saç. Vel ecad kıvırcık. Evi şa'rul emlesul hariri. Veyahut da ipekimsi düz kaygan saç. İpekimsi kaygan saç. Ve yasarul maktav ardiyyu lihazen nev. Bu türün yeni eni olarak parça kesitiği görünür. Beydaviyun, yumurta şeklinde görünür. Tahtel miceri bir mikroskop altında. Ve haza huve şa'rul avrupiyyin. Yok da beydaviyin yani yumurta mı, beyaz mı? Yok, yumurta şekli. Yumurta şekli, ha. Ve haza ben biraz tereddüt ettim sonra, o yüzden sordum. Ve haza huve şa'rul avrupiyyin. İşte bu Avrupalılara ait saçtır. Ve levnu eşkaru. Rengi mavidir. Sıfetin ammetin. Eşkar sarışın değil mi? Sarışın değil. Eşkar bu kül rengi neydi ya? O bor unuttum ya. Eşkara bakalım. Eşkar sarışındır sanki. Sarışın hocam. Sarışın. Sarışın. Eşkar sarışın. Sarışın, ha tamam. Ve levnu eşkar. Rengi sarışındır. İsmetin amme, genel özellik, genel sıfatta ma vücudi levnil esvedi vel buniyyil ahmeri. Siyah saç renkle beraber bir de kırmızı kahve rengiyle beraber, buniyyil ahmer. O kahve rengi ki kırmızıya çalan. Kırmızıya çalan kahve rengi ve siyah renk varlığıyla beraber genel manada rengi sarışındır. Ve hunake orada nevhu rabi'u mineşşari. Dördüncü çeşit, dördüncü kız sınıf saç türü var. Yud'a eşşarel ec'ade. Kıvırcık saç diye adlandırılır. Ve huve nev'ullezi öyle bir tür saç ki yumeyyizu ahali Avustralyal vataniyin. O yerli Avustralya
milli Avustralya yerlileri ayırt eden bir saçtır. Ve haza huve sebebü lezi yec'aluna, bu öyle bir bizi kılan bir nedendir. Neyi kılıyor? Neral enva elvane sevda el fahimete mineşşari, o koyu siyah olan saçın renginlerini gördüğümüzde yec'aluna, bizi bu sebep bizi neye çevirir? Cenben ila cenbin ma'levnil eşher, bizi sarışın renklerle yan yana kılar, beraber getirir. Velakinne şa'rel eşher, fakat bu sarışın saç ekseru vücuden fi şimaleyi Avrupa, kuzey Avrupa'da daha çok vardır. Ve yakillu fi cenubiya, güney Avrupa'da ise azdır. Ve yenduru vücudu şa'rel eşher, bu sarışın saçın varlığı az bulunur. Beyne şu'ubi zati şa'ril müstakim, düz saçlar sahibi olan halklar arasında bu sarışın saç varlığı nadir bulunur. Ama şu'ubu zati şa'ril ec'ad, ama bu kıvırcık saç sahipleri olan, saça sahip olan halklar ise fehunake, orada yetevacedu şa'rul mütemevvid, dalgalı saç bulunur. Velakinne fakat el-şa'r el-ahmer, kırmızı saç, la yu'ellifu tasnifen mine'ş-şa'ri, kırmızı saç, saçtan bir sınıflandırma teşkil etmez, sayılmaz. Neden? İz innehu, çünkü böyle bir saç, kırmızı renkte saç, şa'nun ferdiyun, fakat bu sadece binde milyonda bir kişisel, bireysel bir ferde tek olarak bazen bulunur. Ama izleyse hunaka, ama orada yoktur. Eyyü erki minel uruki zişen ahmer. Yani dünyada herhangi bir kırmızı saç sahibi ırklar diye bir ırk, bir kök yoktur. Evet. Evet. Esselamu aleyküm ve hayrin kesina. Allah razı olsun.